Merhaba. Bugün Mer Almanya'daki Merhaba. yaşam maliyetlerinden bahsetmek istiyoruz. Bununla ilgili bayağı yorum geldi. Evet, insanların en fazla merak ettiği şey tabii genel olarak. Evet ee, ama bugün şöyle bahsedeceğiz. Hani direkt kendimizden değil de Almanya'daki minimum gelirle Türkiye'deki minimum gelirli biri kendini kıyaslayabilsin ya da nasıl yaşandığını görsün Sadece diye. Sadece burada minimum gelirli birinin nasıl harcama yaparak hayatta kalabileceğini Evet. Anlatacağız. Ee, ama öncesinde abone olursanız çok seviniriz. Yani 2000 abone olduğumuzda dışarıda da çekim yapabilmek adına GoPro alacağım veya farklı bir aksiyon kamerası alacağım. Evet, kendimize bir hedef koyduk ve ben böyle her yeni yorumu ya da abone görünce çok mutlu oluyorum. Aynen. Ee, ayrıca istediğiniz, yorum, istediğiniz şeyleri yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettiniz. Ya evet. da işte bugün söylediğimiz herhangi bir şey sizin aklınıza yatmaz. Farklı bir ekstra gideriniz vardır. Bundan bahsedebilirsiniz. Çünkü biz burada iki yıldır yaşıyoruz. Aynen. Hadi başlayalım o zaman. O zaman e, hızlı bir giriş yapalım. Almanya'daki asgari ücret tutarı 12 euro 41 cent. O, evet. Ama bu siz e, yani haftada 5 gün, günde 8 saat işte 12 euro 41 cent çarpı vesaire yapamıyorsunuz burada. Çünkü e, vergi Vergiler içinden düşmemiş maaş tutarı bu yani bürüt maaş Net maaşınızı hesaplamanız için e, Vergi sınıfınızın belli olması gerekiyor biz bugün 4 olan yani Karı koca Eşit vergi sınıfında olan insanların gelirinden bahsedeceğiz Ki bu da 1650 euro ile 1700 euro arasında değişiyor 1700 euroyu Kendime baz almak istiyorum e, Bazı şeyleri not almıştım ben çünkü kalem kalem anlatmak istedim Öncelikle ev kirası var ki Almanya'daki herkesin e, sıkıntısının oldu. en yani büyük gider ev kirası. Ya yani tüm dünyada öyle aslında. Evet, tüm Türkiye'de de ev kiraları çok pahalı. E, ev kirası iki oda iki kişi için bahsediyor. Evet, i̇ki kişiden bahsediyoruz, iki oda alıyor yeter. E, 650 euro demek istiyorum ben. Ortalama evet, yani şey daha şanslılar da var, daha şanssızlar da var ama 650 bence şu an en değerli. Ben bunu şeyden baktım Almanya'daki aynen Hı -hı. metrekare fiyatlarına vesaire bakarak 650 euro ve bunun içinde sizin e, su gideriniz ve doğalgaz gideriniz var e, bir sonraki kalemde elektrik faturası oldu Çünkü fa tüm faturaları ve kiraları söylemek istedim Hı -hı. elektrik faturamızı bizim kiramızın dahilinde değil ama bazı sözleşmelerde o, elektrik faturası da var mı dahil olabiliyormuş Evet e, biz 80 ödüyoruz elektrik faturası için ve Almanya'da e, ikamet kaydınızı yaptırdıktan sonra direkt ödemeniz gereken bir vergi çeşidi var. E, telefon vergisi, şey televizyon vergisi. O üzerinize bir ev olursa. Aynen. Aynen e, yani her evden bir tane ödenmesi lazım. Hı hı. Örneğin biz Burak'la yaşıyoruz ama bir tane ödüyoruz. E, bu da aylık 18 Euro'ya denk geliyor. 3 e, ayda bir ödüyoruz. Hiç televizyon izlemememize rağmen. Bunu, evet, ödemek, bunu ödemek zorundayız. Belki yasal olarak bundan kaçma yöntemi vardır da hiç denemeyeceğim. Sana. Mesela bu negatif yönlerden biri bence. Hani evet. her şey süper süper ama televizyon ödemiyoruz ama bunu öd ödüyoruz. İyi ee, ödemiyoruz. Bunu ödüyoruz. Televizyon izlemiyoruz ama bu evet. vergiye ödüyoruz. Ayrıca burada kilise vergisi diye bir şey var. Ee, nüfusta e, Hristiyan olarak gözüküyorsanız sizin bağlı olduğunuz kiliseye aylık 18 euro veya işte bir 20 euro gibi kilise vergisi ödemeniz gerekiyor. Bu da çok tuhaf. Bence evet. Güzel bir şey, güzel bir çalışma. <laughs> evet. Bundan sonraki kalemimiz iletişim giderleri. Hı -hı. Yani işte telefon faturası, internet faturası vesaire. bizim bunun için kullandığımız kombine bir paket var. İçerisinde internet var. Ben bu, bu, bu gider, gider kaleminden çok keyif alıyorum. Aynen. E, i̇ki tane i̇şte. iPhone 14 var iPhone 14'leri sen bir kilit almıştık ve bu, bunların taksidi e, içerisine dahil. E, i̇kimizin telefon kullanım ücreti var. Buranın neredeyse 100 GB interneti var. Benim de 50. E, evinde sınırsız internet var ve evimizin interneti çok hızlı. Toplam 5 ürün var ve 100 Euro ödüyoruz. Evet e, biz iletişim masrafları için 100 Euro ödüyoruz diğer önemli bir nokta da ulaşım masrafları. İşte işinize okulunuza giderken ne kadar para harcıyorsunuz? Almanya'da Deutschland Ticket var. Zaten bunu birçok videoda muhtemelen görmüşsünüzdür. Deutschland Ticket'ı kullanınca e, sen kullanıyorsun daha evet. Mı? evet. Deutschland Ticket'la sadece uluslararası ve şehirler arası büyük trenleri kullanamıyorum. Onun haricinde rejyonel bölgesel trenler var. Yakın semtlerde veya yakın şehirleri birbirine bağlayan. Onu kullanabiliyorum. Onun haricinde diğer tüm toplu top taşıma araçlarını kullanabiliyorum. E, ve buna Burak aylık 49 Euro ödüyor. 49 Euro ödüyorum. Ben ulaşım için zaten e, sömestri ücreti ödediğim için herhangi bir ekstra para ödemiyorum. Öğrencilere çok fazla iyilik yapıyorlar böyle. Aynen bunun için de böyle bir e, benim artı... E, öğrenci olmanın artısı. Evet masraftan kaçma yollarımdan biri. Ee, diğer en önemli gider de market. ev Market, alışverişi. market alışverişi, market gideri değil mi? Evet market gideri. Evet. Ee, çünkü bunun içinde sadece gıda yok. Bizim deterjanlarımız, işte peşete, şampan, şampuan, diş macunu gibi diğer yaşam Hijyen, satışlarda var. temizlik ve bes beslenme. Aynen. Ee, market alışverişine de ortalama 300 euro ödüyoruz diyelim. Tamam. Ee, ama bu... Patron sensin sen biliyorsun. <laughs> Ama bunun içinde nasıl bir beslenme şekli var? Bundan da bahsetmek istiyorum ben çünkü bu önemli. Yani burada Almanya Türkiye'den farklı kılan bazı önemli noktalar var. Almanya'da protein alabiliyorsunuz arkadaşlar, e, değil mi? Kesinlikle. Et, tavuk, balık gibi protein yüksek protein içeren ürünler Almanya'da uygun. Kaliteli besin değeri olan ürünlere Türkiye'ye göre daha kolay ulaşılabiliyor. Mesela 300 lira mı harcıyoruz biz market için? Evet. Tamam peki e, ortalama kaç kilo et tüketiyoruzdur? Ortalama 4, kırmızı et. 4 kilo kırmızı et 4 kilo kıyma tüketiyoruz tamam. aydan. ayda. 4 kilo kırmızı etin ortalama fiyatı ne? E, bu, 4 kilo kırmızı etin ortalama fiyatı 28 euro. Yani 1 kilosu 7 euro denk geliyor etin. Tamam. Aşağı yukarı. Tavuk da aynı şekilde 28. E, yani tavuk biraz daha ucuz. 5 euro gibi e, bir ücretle alabiliyoruz tavuğu. Tamam e, tavada da 20 diyelim kıyma da yine 28 yani 100 eurosu e, bizim protein ihtiyacımıza gidiyor. İçine bence bunun yumurta da eklenebilir ya. Evet ve balık da yiyoruz evet. haftada bir yani bu şekilde aslında kaliteli beslenerek her evet. sabahki yumurtayla başlıyorum güne. Türkiye'de mesela yumurtayı yemiyordum çünkü kokuyor gibi geliyordu bana yumurta Türkiye'de. Yani, Gerçekten de kokuyordu. Burada öyle bir sıkıntım hiç yok. Tüketiyorum. Sen buraya geldikten sonra neredeyse yumurtamaya başladın. Aynen. Ee, evet. Ayrıca bence ilk geldiğimde biraz yumuşak gelmişti etler ama sonradan alıştım. Etlerin tadı da güzel geliyor şu an bana. Ya şimdi, buradaki Kasap reyonundaki kırmızıyla Türkiye'deki kırmızı aynı değil. Türkiye'de böyle pastel bir kırmızı. Burada çok canlı. Olmuş bir kırmızı. Buradaki kırmızı çok canlı bu etin reyonda durma süresinin kısa olduğundan olabilir bu. Çünkü, evet, çünkü geliyor ve bitiyor. İnsanlar insanlar erişebiliyor. Ve bu şekilde de işte devamlı sirkülasyon oluyor. Ee, diğer bir gider belki spor maliyetleri olabilir mi? Hadi ondan da bahsedelim. Gençler yani, izliyor, spora meraklı insanlar. Aylık 25 lira spor salonuna üye olabilirsiniz. Evet. Bunun de işte e, spor salonu kullanımı oluyor genelde sıpaları oluyor duş oluyor ve işte içecekler oluyor aylık 25 liraya spor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz ee, kıyafetten şöyle bahsedeyim kıyafetin nereden aldığınıza bağlı aslında bu ee, çok uygun fiyatlı mağazalardan da alabilirsiniz değil mi yani çok uç markalardan da alabilirsiniz yani burada her türlü markaya ve her türlü Fiyat aralığına çok kolay erişebildiğiniz için. 100, 100 Euro'ya da giyinebilirsiniz baştan aşağı. 10.000 Euro'ya da. Evet. Yani bunun bir ucu, kucağı yok. O yüzden hani kıyafete bir şey demek istemiyorum. Onu artık kendiniz karar verirsiniz. Ee, dışarıda yemek yemekten bahsedelim mi? Mesela Başlayalım ikimiz ben. dışarı çıktık. Ee, ortalama 40 Euro bandında bir fiyat ödeyerek e, güzel bir akşam geçirebiliyoruz. Kesinlikle. Cebinde her 50 euro varsa kız arkadaşınla buluşup yemek yiyebilirsin. Yani yemek yemiyorsan da güzel bir akşam, gece, kokteyl, bira falan içebilirsin. Yeter. Yani evet. Seni yüzmez yani o 50 euro. Ee, ne oldu? Evet. O zaman şöyle bir toplama yapalım. 650 kira dedik. Hı hı. E, 80 elektrik faturası, 18 yani 20'ye yuvarlıyorum. Televizyon vergisi demiştik. 750. 750. 100 euro telefonlar dedik 850. 50 euro senin ulaşımın 900. 300 de e, şey söyledik. Gıda masrafları 1200. Evet. 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 onun dışında işte ayda iki kere dışarı çıksalar 100 euro da ona desek 1300. 25 euro da spor 1350. Şimdi biz 1700 kazanıyorduk. 350 euro cebimize kalıyor aslında. Asgari ücretle e, burada güzel kaliteli bir şekilde beslenerek işte telefon taksiti ödeyerek 350 euro cebinize bırakabiliyorsunuz. Aynen. Ay ve buraya geçen insanlar donanımlı, göçen insanlar donanımlı olduğu için Almanya'nın ortalama maaşı olan 2,5 2500 euro bandında kazanıyor ortalama. Ve zaten Almanya'da asgari ücret kazanma oranı gerçekten çok düşük. Evet. Genelde ortalama 15-16 euro bandında maaşlar söz konusu. Yani asgari ücretle çalışan sayısı çok az. Hayır, ee, ama, şehirlerde özellikle. Ama biz yine de bugün işte en basit düzeyde anlatmak istediğimiz için Hı -hı. E, asgari ücretten hep örnek verdik. Yani bu da demek oluyor ki siz buraya yeni geldiniz. Herhangi bir işe girdiniz. E, iki kişi yaşıyorsunuz ve tek çalışıyorsunuz. Asgari ücretle bile burada rahat bir şekilde geçinebilir. bileşineymişsiniz. Sadece ev bulma videomuzu izleyip ev bulduysanız. Aynen aynen. E... Çünkü ev bulmak gerçekten zorlayıcı bir süreç. Peki sana bir şey soracağım. Sen tasarruf konusunda biraz hem çevreci olduğun için hem de tasarruf yapmayı sevdiğin için bazı dönem dönem bazı şeyler yapıyorsun. veya alışkanlık haline getirdiğin şeyler var. Örneğin evet, evden yanımda işte içeceğimi taşımak. Termosla kahve taşıyoruz şu zaman. Kahve ya da işte o gün atıyorum boğazım ağrıyor. Dışarı çıktığımda mutlaka bir bitki çayı içme gereksinimi duyacağım. Bitki çayı harika. Ve suyum her zaman çantamda oluyor. Ya bu şekilde aylık neredeyse 30-40 euro bandında bir kesinlikle tasarruf edebiliyorum. onun dışında ben indirimleri çok güzel takip ediyorum. Bir şekilde her Almanya'da her marketin kendi epi var o hafta veya o günle indirimli son görebiliyorsun. Evet. E, bunlar sayesinde bazı ürünleri şimdi şöyle Türkiye'deki burada stok alışkanlığı yok aslında insanlarda. Ben o ürünü kendi fiyatından değil de indirimli fiyatından almak istediğim için bazı ürünlerde stok yapabiliyorum. Ve örneğin deterjanlar. E, gerçek fiyatı gerçekten 4 lira olan bir ürün var diyelim ki. Burada o indirimle 2,5 liraya düşebiliyor. Ya, ve ben bunu e, dediğim gibi aylık neredeyse işte normal bir insana bile 350 euro kalabileceği için ben bunu o ay hiç düşünmeden 3 tane ya da 4 tane şeklinde alabiliyorum. E, yani bu sayede de bazı tasarruflar yapmış oluyorum. Evet. Onun dışında kurtarma paketleri alıyoruz. Rete'miş. Evet. Rete Bununla ilgili videomuz var izleyebilirsiniz. Evet. Rete de şöyle Lidl ve Ede Kalaoğlu'nun duymuştum. Biz Lidl'dan alıyoruz. Bence Kaplan'da da var. Olabilir. Biz Lidl'dan alıyoruz. Ee, aslında sosyal sorumluluk projesiymiş. 3 ee, liraya paketi alıyorsunuz. Poşeti alıyorsunuz. Poşetin içerisinden ortalama 10 liralık e, sadece rafı ömrü dolmaya yakın meyve ve sebze çıkıyor. Bu ee, ve elde edilen elde edilen gelir de Almanya'daki evsizlerin e, yardımına kullanıyormuş. Bu zaten hani hem çevre açısından çok mantıklı bir olay. Hem e, ev ekonomisi için çok kritik bir mevzu. E ee, onun dışında hem ne de... yapıyorum mesela? Çok dışarıdan yemek yememeye dikkat ediyoruz. Bunun tek sebebi ekonomik sebepler değil tabii ki. Hem daha sağlıklı beslenmek. E, örneğin tamam canım patates kızartması istiyor. Zaten sağlıksız bir şey. Bir de onu dışarıda işte belki 500 kere patates kızartılmış bir aile yemek istemiyorum. Dışarıda bir yemek yiyeceksen e, bu yemeğe değmesi gerekiyor. Ya kendim yapamamam gerekiyor ya da işte güzel çok lezzetli bir şey yemiş olmam gerekiyor. Farklı kültürlerin e, restoranlarına vakit ayırıyoruz. E, zaten Mutfakta olmak da bizim için hobi gibi olduğu için ben et ürünleriyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Eylül'de ev yemeklerini yapmayı çok seviyor. Bu yüzden dışarıda yemek yerine evde mutfakta vakit geçiriyoruz ee, onun için de mesela istesek şu an araba alabiliriz. Ee, şu an almayı tercih etmiyoruz. Bu da bence bir tasarruf yöntemi. Evet. Çünkü arabanın da kendi giderleri var. İşte mesela siz uzun yıllarca siz burada yaşıyorsanız bunu yorumlar yazabilirsiniz. Sigorta çok seçenekli sigortalar var. En kapsamlısını yapmak en mantıklı. O da maliyeti yüksek. Evet. Ee, ayrıca yakıt gideri çok pahalı olmasa da düşününce e Türkiye'ye göre, şey, şey, tam Türkiye'de yakıt daha uygun olabilir ama e elde ettiğin kazanca göre burada yani yakıt almak evet. daha kolay. Ee, arabanın taksiti vesaire gerçekten ekonomik olarak bayağı geriye atabilir. Aynen. O yüzden evet ben bunu çok merak ediyorum. ya Böyle biri izleyen biri ve e, araba sahibi olan biri detaylı bir şekilde yazarsa çok mutlu olurum. Ki biz de belki ona göre bir karar veririz. Var mı başka önerim? Ee, bazı uygulamalar var. Tugo Tugo uygulaması adı. Ee, akşamları kafeler ya da restoranlar o gün e, artık satamadıkları, bitiremedikleri ürünleri yarı fiyatının altında fiyatları veriyorlar. Bu ürünlerin hiçbiri bayat ya da kötü değil. Şimdi böyle ürünleri almak bazen bazı insanlar için neden utanç verici oluyor. Ama siz de o gün o kafede akşam işte kapanmadan 15 dakika önce oturan bir müşteri olsanız o ürünü yiyeceksiniz zaten. Onun yerine alıp evinizde yiyorsunuz. Ve işte yarı fiyatının altında bir ücret ödüyorsunuz. Yani bu Amerika'da da olan bir uygulama sanırım. Orada daha sık kullanılıyor olabilir. Ya her i̇şte zaman yapılır mı? Hayır bence her gün zaten yapılmaz ama bazen böyle uygulamalar kullanabilirsiniz. Bunlar tasarruf etmek için güzel yöntemler. Ayrıca israfa da israfı e, israfa karşı e, alınan uygulamalar. Yani. Böyle yani ben Almanya'daki ekonomik e, yaşamı rahat buluyorum. Refah buluyorum. Ki bu zaten açık açık da böyle. Yani Enflasyon la... geldiğimizde daha yüksekti. Şu an enflasyon geldiğimize göre hissedilir şekilde düştü özellikle market ürünlerinde. Ama şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Türk market, Türk marketleri ve Türk dönercileri hmm. maalesef fiyatları ıı, enflasyona göre ayarlamıyor. Yükseltirken enflasyon baz alınıyor ama aynı şekilde düşürülmüyor. Öyle analizlerde gördüm YouTube'da veya işte influencerlarda. Ben de gözlemliyorum aynı şeyi. Dönerciler bazen indirim yapıyorlar ama Türk marketleri hakkında çok bir fikrim yok. Çok alışveriş yapmıyoruz. Çünkü çevremizde zaten bir sürü devamlı indirim yapan marketler oluyor. O yüzden onlardan genelde alışveriş yapıyoruz. O ama zaman başka söyleyecek bir şeyim yok yok? Yok benim de yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben şey anlatmak istiyorum. Buraya gel gelince hangi alışkanlıkları kazandım? Ve neler değişti hayatımda? Ben bunu da anlatırız. Sizin de merak ettiğiniz şeyler varsa sormak istediğiniz veya işte bize söylemek istediğiniz her şeyi yorumda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.